Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara saldırısının ardından Genelkurmay Başkanlığı'na taziye ziyaretinde bulundu. Genelkurmay'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, hayatını kaybeden 28 kişiden 20'sinin rütbeli olduğunu ve saldırı sonrası gözaltı sürecine dair zincir sökülmeye başlamıştır ifadelerini kullandı. Öncelikle dün akşam 18.31'de cereyan eden terör eylemi sebebiyle neticesinde 28 vatandaşımız ki 20'si bildiğiniz gibi rütbeli arkadaşlarımız, 8'i vatandaş olarak onları ebediyete uğurluyoruz. Allah'tan kendilerine rahmet diliyorum. Bunun yanında bir o kadar da şu anda taburcu edilenlerin dışında 28 yaralımız şu anda hastanelerde bulunuyor. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Tabii bu olay şunu göstermiştir. Türkiye'de son dönemde cereyan eden terör eylemleri karşısındaki operasyonlarımız ciddi manada neticesini vermektedir. Ve bu aldığımız neticeler özellikle ülkemizde ağırlıklı olarak bölge halkında olumlu neticeler vermektedir. Fakat işin menşeine, kökenine indiğimizde burada ulusal olmaktan öte ulusal ve uluslararası bir terör boyutuna bu işin ulaştığını görüyoruz. Gerek PKK gerekse PYD'nin her ne kadar başında olanlar bu işin kendileriyle alakalı olmadığını söylüyorlarsa da bu iş son olarak İçişleri Bakanlığımızın da tüm istihbarat örgütlerimizin de elde ettiği bilgilerle, belgelerle bunlara ait olduğu ortaya çıkmış vaziyettedir. Tabii artık zincir sökülmeye başlamıştır ve 14 kişi şu anda gözaltındadır. Benim kesinlikle şu anda tahminim bu 14'le kalmayacak. Bunun gerisi de gelecektir. Çünkü bu işin uzantıları içeride ve dışarıda olduğu görülmüştür, görülmektedir. Ve bu sürecin uluslararası camiada özellikle dostlarımız açısından bugüne kadar bu Suriye'nin kuzeyindeki PYD ve YPG ile bağlantısını Türkiye'deki PKK ile ne denli güçlü olduğunu söylediğimiz halde inandıramadığımız dostlarımızın herhalde bu olay karşısında bu işi daha iyi anlamalarına bu vesile olacaktır. Biz tabii belgelerle, bilgilerle bunları kendilerine hep ulaştırdık. Hep bunları kendilerine söyledik. Ama bizim söylediklerimiz ne yazık ki bizde kaldı. Biz yine söylemeye devam edeceğiz. Sorumluluk mevkiinde olanlar bunu kabul etmemiş olabilirler. Ama dünyadaki halklar, inanıyorum ki milletler bizim bu haklı iddialarımızı, belgelerimizi kabul edecek ve tarih önünde de diğerlerini hesaba çekeceklerdir.